bizlerle değerli halkımızı buradan saygıyla selamlıyorum. Sizleri de basın toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Hep birlikte yoğun ve önemli değişimlere gebe Türkiye'nin kaderinin şekillendiği bir dönemden geçiyoruz. Böylesi dönemlerde toplum yol göstericilere, rehberlere ihtiyaç duyar. Kürt toplumunun önemli rehberlerinden biri olan Memcelal'ı bundan tam 4 yıl önce kaybettik. Kürt halkının Orta Doğu toplumunun yaşadığı bu hassas ve hayati süreçte Sayın Talabani'nin yokluğu hepimiz için büyük bir kayıptır. Onun bize bıraktığı özgürlük, eşitlik, mücadele mirasını Kürtlerin ulusal birliği arayışını sahipleniyoruz. Sayın Talabani hayatı boyunca Kürt halkının hak ve özgürlüğünü savundu. Halklar arası eşitliğe inandı. Kürtlerin egemen güçler tarafından karşı karşıya getirilmesine karşı çıktı. Siyaseti incelikle, zerafetle, büyük bir ustalıkla yürüttü. Bugün yaşamış olsaydı Şengal'de, Rojava'da ve güneyde Kürtler arasında yaratılmak istenen çelişkiler için en başta Sayın Talabani karşı çıkardı. Bu vesileyle bir kez daha sevgili Memcelal'ı minnetle anıyoruz. Bize bıraktığı mirası geleceğe taşırma sözünü veriyoruz. Değerli basın emekçileri, Ekim ayının ilk yarısı başta Kürt halkı olmak üzere bütün bölge halkları açısından son derece önemli ve kritik bir tarihsel dönemin de başlangıcıdır. 9 Ekim 1998'de Sayın Öcalan uluslararası bir plan ile Suriye'den çıkarılması sadece Kürtler açısından değil, bütün Orta Doğu toplumu açısından büyük acıların, kayıpların yaşandığı, derin oyunların sahnelendiği bir tarihin başlangıcı oldu. Bu planın içerideki işbirlikçileri Türkiye'yi savaş bataklığına sürükledi. Kürtlere karşı düşmanlığı dış ve iç politikanın esası haline getirdi. Bunun sonucunda Türkiye'yi sürükledikleri durum da ortada. Üzerinden 23 yıl geçmiş olmasına rağmen çözüm isteyen güçlerle halklara ölüm ve kaos dayatan güçler arasındaki çatışma ve çelişki keskinleşerek devam ediyor. Bugün de söz konusu çatışma ve çelişkinin bam telini Kürt sorunu oluşturuyor. Kürt sorununda çözüm isteyenler ile çözümsüzlük isteyenler, barış mücadelesi yürütenler ile savaş ve kaos planları dayatanlar arasında keskinleşerek devam eden bu çelişki ve çatışma halini yaşıyoruz hala. Coğrafyamızı ilgilendiren bu meselede bizim tarafımız ve yerimiz nettir. Biz Kürt soruna dahil bütün toplumsal sorunların demokratik, müzakere ve diyalogla çözümünden yanayız. Bunun için bedelleri ağır olsa da büyük bir mücadele yürütmeye devam ediyoruz. Biz çözüm için varız, çözüm için çaba gösteriyoruz. Bunun için projeler üretiyoruz. Bu konuda derin bir birikime, yol yöntem zenginliğine, şimdiye kadar uygulanmış ve sonu derinleştirilmiş yöntemlerin dışında büyük önerilere sahibiz. Bu konuda yalnız da değiliz, sadece Türkiye'de değil. Bütün coğrafyada milyonlarca inanmış insanla birlikte hareket ediyoruz. Bizim çözüm talebimiz milyonların talebidir. Ölümden, yoksulluktan, ezilmekten kurtulmak isteyenlerin talebidir. İşte deklarasyonumuzu bu ruhla, bilinçle hazırladık. Bu belgeyi partimiz açıklamış olsa da Türkiye sorunlarının çözüm deklarasyonudur. Türkiye halklarının deklarasyonudur. Bütün dezenformasyonlara, karalama kampanyalarına, yalan siyasetine rağmen geçmişte yürütülen çözüm sürecinin toplumun %70'ine yakını destek verdi. Eğer o süreç devam etmiş olsaydı inanıyoruz ki bu destek %100'e çıkacaktı. Dolayısıyla bugün aklı başında kim ortaya koyduğumuz 11 maddeye karşı çıkabilir? Kim hayır ben çözüm istemiyorum, barış istemiyorum, demokrasiye karşıyım diyebilir? Kim halkların ortak yaşamını savaş gerekçesi sayıyorum, ekonomide eşitlik bana göre değil, kadınlara karşı şiddeti savunuyorum diyebilir. Normal koşullarda buna karşı çıkabilecek hiç kimse çıkmaz ve çıkmamalı da. Ama iktidarını bütün bu sorun alanlarının devamında görenler elbette ortaya koyduğumuz bu önerilere saldırıyor. Yeniden vatan, millet, beka söylemlerinin arkasına saklanarak kirliliklerini gizleyip çözüm talebimiz karşısında çözümsüzlük dayatmasında bulunmaya başladılar. Bakın, bu iktidar bütün ortaklarıyla Kürt sorunu inkar etme yarışına girdi. Küçük ortak öyle bir sorun yok diyor, büyük ortak biz çözdük diyor.
çözüm arayanları karalamaya, hedef göstermeye, tehdit etmeye başladılar. Bu iktidar kendisine itaat etmeyen herkesi terörist olmakla suçluyor. Geçmişte patates soğanı, hak arayan öğrenciyi, ölmek istemiyorum diyen kadını, eşit yurttaşlık talebini dile getiren Alevi'yi, emeğimin hakkını alamıyorum diyen çiftçiyi, batıyorum diyen esnafı, açım diyen köylüyü, eziliyorum diyen memuru, doğasına sahip çıkan Karadeniz ve Ege ahalisini terörist ilan etmişlerdi. Şimdi de sıra kebapçılara geldi. Toplumu bölmek, düşmanlaştırmak, birbirine düşürmek dışında ellerinde bir sermayeleri kalmadı. Kaos ve gözyaşından medet ummak dışında bir yol bilmiyorlar. Küçük ortağın düzeysizliğinin gözü dönmüş bir şekilde çaresizce sağa sola saldırmasının iktidar ittifakının toplam korkusudur. Bahçeli'nin büyük ortak adına racon kesmesi yaşadıkları siyasi sefaletin göstergesidir. Acizinizi ciddiye almazdık ama söyleyecek birkaç sözümüz var. Partimizin meşruiyetini tartışmak haddinize mi? Barajın altında kalan, halk desteğini yitirmiş, bütün dünyada şiddetle yan yana gelen ve terörizm tartışmalı anılan İçinizde hortlayan iktidar kibriniz, görgüsüz efendi, egemenlik zehrinizi dizginleyin. Zira geçti o dönemler, bu topluma parmak sallayamazsınız, hadsizlik yapamazsınız. Çıkmışlar utanmadan, sıkılmadan. Meclis her meselenin çözüm adresidir ama ihanetin çözüm kaynağı olmaz diye buyuruyorlar. İhanet sizin bu topluma dayattığınız savaş siyasetidir. İhanet kutuplaştırmadır, düşmanlık zihniyetidir. Saraylarınızda keyif çatarken insanları bir kurum ekme, muhtaç hale getirme politikalarınızdır. İhanet vatan vatan diyerek ülkenin canına okumanızdır, ülkeyi talan etmenizdir. İhanet bu ülkenin gencecik evlatlarını ölüme sürüklerken ülkenin kaynaklarını ensesi kalın yandaşlarınıza peşkeş çekmenizdir. İhanet sizin ayrımcı diliniz, faşist anlayışınızdır. Sizin varlığınız, zihniyetiniz bu ülkeye, bu ülke insanına en büyük ihanettir. Tekraren ifade ediyorum. Geçti o dönemler. Siz isteseniz de istemeseniz de bu ülkede bütün sorunlarını çözecek, hayal ettiği aydınlık günlere kavuşacak. Bu toplum gerçek yüzünüzü gördü. Çözümsüzlük politikalarına asla prim vermiyor. Çıldırmanız bu yüzdendir. Saldırganlığınız bu yüzdendir. Bir de insani bir uyarıda bulunayım. Bu kadar hiddet, bu kadar şiddet bünyenize zarar. Aslında bunların ciddiye alınacak, büyütülecek bir karşılıkları da yok. Biz elbette bunların yarattığı ve toplumsal bedeli ağır olan çözümsüzlükleri biliyoruz. Bu çözümsüzlükle de ciddiyetle, kararlılıkla mücadele ediyoruz ve mücadele etmeye de devam edeceğiz. Biz kendimize, mücadelemize, çözüm isteyen milyonların iradesine güveniyoruz. Zaten bizi mutlu eden de bütün bu hezeyanlara rağmen toplumun büyük kesiminin çözümden, barış ve kardeşlikten yana tavrıdır. Demokrasi, adalet ve barışa çağrı deklarasyonumuz hak ettiği yankıyı bulmasından memnunuz. Bu toplumun çözüm talebi ve iradesinin somut göstergesidir. Bu aynı zamanda aydınlık yarınların müjdecisidir. Türkiye bu gidişattan kurtulmak istiyorsa çözüm ve barış yolunda kararlı adımlarla ilerlemek zorundadır. Bu hepimizin ortak ve en büyük sorumludur. En başta muhalefete, demokrasi isteyen bütün demokratik güçlere büyük görevler düşüyor. İnanıyoruz ki herkes sorumluluğunu yerine getirecek ve hep birlikte Türkiye'yi bu karanlık girdaptan kurtaracağız. Herkes bilsin ki Türkiye rezalete mahkum değil. Değerli basın emekçileri, kuşkusuz bunlar sadece Kürt sorunu inkar etmiyorlar. Bu iktidar yoksulluğu, yolsuzluğu, talanı, rantı,
Barınma sorunu kadınların, gençlerin, Alevilerin, ezilenlerin, emekçilerin sorunlarını da inkar ediyor. Çünkü bu sorunların müsebbibi bu iktidardır. Çünkü dünyada herhalde 20 yıl iktidarda kalıp hiçbir şeyin sorumluluğunu almayan başka bir iktidar örneği yok. Önce sorunu inkar ediyorlar, sonra kabullenmek zorunda kaldıkları noktada da sorumluluğu bir başkasına yüklüyorlar. Erdoğan, sorunların çözümünde muhatap gösterdiğimiz meclis açılışında Kürt sorunu inkar ettikten hemen sonra Türkiye halklarının yaşadığı derin yoksulluğu, hayat pahalılığını inkar etmek için yeşil çam filmlerini aratmayacak bir mizansen sergiledi. Peşine taktığı basın ordusuyla alışveriş yaptı, görüntülerini servis etti. Marketten çıktığında da fiyatlar gayet uygun diyerek geçinemiyoruz diyen halkın feryatlarıyla alay etti. Her şeyi inkar edelim derken kendileri artık gülünç durumlara düşüyorlar. Bu zihniyet halktan kopmuş, çarşı pazar nedir bilmiyor. Temel gıda maddelerinin ne olduğundan, bunların fiyatlarından da haberler. Sürdürdükleri saray ve saltanat fiyatı, içine gömüldükleri lüks ve şatafat gözlerinin önündeki gerçeği görmelerini engelliyor. Bu gerçeği görmek işlerine gelmiyor. Zaten çok geçmeden o mizansen gösterisinde ne aldıkları, ne kadara alışveriş yaptıkları da ortaya çıktı. Erdoğan 3-5 atıştırmalığa 1000 lira ödedi. Yani bir asgari ücretinin yarım aylık maaşı. Muhtemelen onların da kalitesini beğenmediği için tüketmeyecek. O mizansen için markete 1000 lira ödendi ama gösterinin hepimize maliyeti çok çok daha yüksek. Koruma ordusuyla, lüks araç filosuyla, çekim ekipmanlarıyla o gösteri binlerce liraya mal oldu ve o da ekmek bulamayan halkın cebinden çıktı. Çünkü halkı aslında yoksul olmadıklarına inandırmaya çalışıyorlar. Yazık, gerçekten yazık. Toplumun bunlara inanacağını bekliyorlarsa daha çok beklerler. Halkımız onların gösterilerine değil, cebindeki hakikate bakıyor. Sofrasındaki yoksulluğa bakıyor. İşte bu inkarcı halkın ve toplumun gerçeği görmeyen anlayışıyla bütçe hazırlayacaklar. Kendilerine ve yandaşlarına daha fazla rant, müteahhitlere, savaşa, yandaşa kaynak, emekçilere, bu ülkenin %90'ına ise yoksulluk ve sefalet bütçesi hazırlayacaklar. Sonra da bu tür gösterilere çıkıp nankör teba halinize şükredin, aldığınız asgari ücret neyinize yetmiyor diyerek halkı ve toplumu da küçümseyecekler. Biz elbette bu vicdansızlığa halkımızı mecbur etmeyeceğiz. Ekonomi komisyonumuz yarın Türkiye'nin en yoksul ili olan Ağrı'da bütçe ilişkin ekonomi programımızı açıklayacak. Nasıl ki HDP'liyiz her yerdeyiz diyerek Türkiye'nin dört bir tarafını gezdik. Nasıl ki kadın yoksulluğuyla mücadele için tarlaları, iş yerlerini, fabrikaları, atölyeleri gezerek kadınlarla omuz omuza yoksulluğa karşı mücadele ettiysek de bu bütçe sürecinde de il il, sokak sokak halkımızla birlikte halkın bütçesi için mücadeleyi yükselteceğiz. Brez Çafemeni'nin heja, meçarsel beri, mamcelal, yekure berin, gringin, civake, kurde, mıhabın, vendakır. Dve pevajı hassas ujiyanede nebuna brez talabani, jibu, hamu kurdan, vendahiyek, pır mezrem. En bimrate tek koşina azadi uvekevi, yaku, vi jimere hiştiye, u hevldanin vi yikitine tevi, jibir nakın. Talabani, de tevahi jiyanede, huvede, maf u azadiye gel kurd u paras u bavari yoka ve heviye gelan ani. Mam Celal siyasetek birumet, bihostatiyek mezin meşant. Eke talabani iro bijiyal le diji alozi u nakokiye nahal şengal rojava u başur çedibin dijivan derkata. Ve münasebeti emcarektin Mam Celal heja biminnettari. Be birtinin usoz dedim ki em miratevi jümera hiştiye em jbo peşeroji hilbigin peş ve bebin. Hunjizan'ın seroj şunda din le Irak'e hilbijartinek ve pek be. Dive hilbijartane de Şengal kodi gringiyek mezine. Hezen başvuru Kürdistan ve hilbijartine jukware kırın hincet u
Hamu hezyen koyen leşkeri dişinin şengali. Arman cevantene kabaten hılbıcartine be nekwe jibo çi hezyen koyen leşkeri bübüçün şengali. Hılbıcartın jukara dikin hincet udupazın livir. Baregahin leşkeri ve avabıkın gele şengali ve niyet evan baş dibine lomajı bir yek dengi lehembere ve derkat lehembere ve yeki derketin kadal. Dive hamu hezin navnetevi le dije ve katere bedeng neminin u berprisiyariye tevgerin. Koseri mafe ezidiyane u dive hamu hezin din deste kwa şengali bikşinin dive hezin başvure Kurdistan u Irak'ı rezil le iradeye gele şengal bigrin. Dive hükümeti Irak'ı pişkiriye bi koseriye şengal bike. Dive hamu erken Irak'ı u başvure Kurdistan'ı iradeye gele şengal nasıl bikin. Jiber ku şengal vare şengaliyen u mafe tükesi tüneyi ki herin vir cibi van cibi kin. Basın toplantımız bitmiştir. Soru yoksa bitireceğiz. Soru varsa soru alalım. Sanırım soru yok. Geldiğiniz için teşekkürler.